Bayraktar TB2 tabii bütün dünyaya açık ara. Namsa'da farklı sınıfta, daha ufak sınıfta. Namsa almıştığımda şu anda 28 ülke oldu ve dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen, en fazla muharebede bulunmuş hava aracı, silahlı insansız hava aracı. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak ve havacılıkta geleceğin muharebesinde devrim yapacak. Bayraktar Kızıl Elma, havacılıkta hava muharebesinde geleceği ifade eden insansız, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı ve dünyada da sadece birkaç ülke tarafından geliştirilen şu anda ilk uçuşunu yaptı. Geçtiğimiz günlerde de yine ikinci uçuşunu yapmak için Çorlu'daki tesislerimizdeydik. Bayraktar TB2 asıl. Özellikle Hendek Harekatı, sonrasında Zeytin Dalı, sonrasında Bahar Kalkanı, sonrasında Barış Pınarı, sonrasında Libya, işte Karabağ'daki muharebe ve tekrardan Karabağ'ın azat edilmesi ve hatta oradaki başarısından dolayı rahmetli babama, abime ve bana Karabağ madalyası tevdi edildi. Bunun yanında Ukrayna'daki gösterdiği katkıdan dolayı da yine abime ve bana Başkan Zelenski tarafından madalya takdim edilmiş oldu. Tabii ekibimiz adına ve Türk mühendisleri adına almış olduk biz bu nişanı. Ülkemizin bir anlamda havacılıkta akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğuşuydu bu insansız hava araçlarıyla beraber. İşte ikinci dalga bir anlamda havacılıktaki insansız hava araçlarıyla beraber bu dalgada doğru konumlandığımızdan Allah'a şükür şu anda bütün dünyada en yakın rakibinden, dünyadaki en yakın rakibinden 5 kat daha fazla konuşuluyor Bayraktar TB2'ler. Tabii Bayraktar TB2 orta sınıf en yaygın kullanıma sahip olduğundan, daha üst sınıf İHA'lar da üretiyor ülkemiz. Devlet kurumu da üretiyor. İşte Anka Bayraktar TB2'nin bir üst sınıfında. Aksungur da yine öyle. Akıncı da yine öyle ama tabii Bayraktar TB2 artık en yaygın ve en kolay adapte edilebilen platform olduğundan diğer daha gelişmiş platformlardan çok daha fazla adından bahsettiriyor.